İşitme Engelliler Haber Bülteni ile karşınızdayız. Avrupa bir kez daha DAEŞ terörünün şokunu yaşıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de havaalanı ve bir metro istasyonunun hedef alındığı saldırılarla ilgili soruşturma sürüyor. Havaalanındaki 3 teröristten ikisinin kimliği belirlendi. 3. teröristin de Brüksel'de yakalandığı ileri sürüldü. İngiliz haber ajansı Reuters, Belçika polisinin havaalanındaki saldırıları düzenleyen 2 intihar eylemcisinin kimliğini tespit ettiğini duyurdu. Saldırganlar Halid ve İbrahim el-Bakrai kardeşler, saldırganların Belçika polisinde sabıka kaydı bulunduğu ifade ediliyor. Belçika basını bavulundaki bombayı patlatamatan kaçan 3. zanlının da Brüksel'de yakalandığını iddia etti. Haber henüz resmi makamlarca doğrulanmadı. Bu arada yaralılardan biri daha öldü. Belçika Sağlık Bakanlığı ölenlerin sayısını 31 olarak duyurdu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki terör saldırısında 2 Türk vatandaşının yaralandığını, durumlarının iyi olduğunu açıkladı. DAEŞ terör örgütü sivillere hedef aldı. Daha önce İstanbul'da 2 kere olduğu gibi, Ankara'da olduğu gibi, Diyarbakır'da olduğu gibi sivilleri hedef alattı. Ve havaalanında ve metroda saldırılarını gerçekleştirdi. 34 kişi hayatını kaybetmişti dünkü bilgilere göre. Çok kişi de yaralandı. 3 tane de vatandaşımız etkilendi. 2 tanesi yaralandı. Bir tanesi bizim kendi ateşemiz Ümis İkiz. Bir arka vagonda olmasına rağmen hiçbir yara almadan çok şükür atlattı. Metroda mıydı? Metroda. Diğer yaralılarımızın da durumu iyi. Ama bu sadece bizim vatandaşlarımız, Türkiye, sadece Belçika değil, terör maalesef bugün tüm dünyayı ve insanlığı tehdit ediyor. Milli İstihbarat ve Emniyet Birimleri tarafından yakalanan 3 DAEŞ üyesinin sorgusu sürüyor. İkisi yabancı uyruklu olan şüphelilerin canlı bomba olarak İstanbul'da eylem yapacakları ileri sürülüyor. Bombalı saldırı yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler İstanbul'da 3 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Türk ve Alman istihbarat birimlerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda DAEŞ bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı. Türk uyruklu Muhammed Ne ile Irak uyruklu İbrahim GCŞ ve Suriye uyruklu Ali F'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde yapılan sorgulamaya terörle mücadele savcılarının da katıldığı öğrenildi. Elazığ'da düzenlenen terör operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da izinsiz gösteri düzenleyen 5 kişi tutuklandı. Diyarbakır'da da Nevruz kutlamasındaki görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı. Elazığ'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ Merkez ve Yazıkonak beldesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı iddiasıyla Demokratik Bölgeler Partisi belde yöneticisi 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yasaklanmasına rağmen Nevruz kutlaması düzenlenmek istendi. Olayla ilgili 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i terör örgütünün propagandasını yapmak ve gösteri ve yürüyüş kanunlarına muhalefet suçlarından tutuklandı. 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarında izletilen görüntülerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da katıldığı etkinlikle ilgili terör örgütü propagandası yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. İşitme engellilerin iletişim kuramamasından etkilendi, onların sessiz dünyasına girebilmek için işaret dilini öğrendi. İzmir'de eğitmenlik yapan Ayşe Gürbulak 5 yılda 4000 kişiye işaret dilini öğretti. Sordum. Ayşe Gürbulak 5 yıl önce tanıştığı işaret diliyle İzmir'de işitme engellilerin durumundan etkilenerek bu dili öğrendi.
o gün bugündür işaret dilini yaygınlaştırmak için uğraşıyor. Beraber ambulansa binmek istedi. Sadece işaret dili bilmekle onları sosyal hayata katabileceğimi, onları gerek duyduklarında destek olabileceğimi, yardımlaşabileceğimi ve onlarla karşılaştığımda işitme engelliden bir bireye dönüştürmeyi başarabileceğimi fark ettim. Ayşe Gürbulak bu işe gönül vermiş. İletişim kurmak zorunda olduğu engelli bir yakını olmadığı halde azmetmiş, işaret dilini öğrenmiş. Anladığım için mutluyum. Mecburiyetleri olmayan insanların da sırf onları anlamak için bu dili öğrenmeye emek verdiğini bilmek, onların kendilerine değer verildiğini hissetmesine neden oluyor. Hepsini anladığım için mutluyum. Bir personelimiz var işitme engelli. Onunla artık sohbet edebiliyoruz. O da mutlu oluyor. Ben de mutlu oluyorum. Ayşe Gürbulak 5 yılda 4000 kişiye işaret dilini öğretti. Başladı. Onların problemlerini, sorunlarını anlamak, yardımcı olabilmek, onlar gibi düşünebilmek ve bazen sessizliği anlayabilmek bence çok güzel oluyor. Daha önce hiç anlamadığım için hiç o tarafa bakmıyordum ama şimdi biraz anlamaya başladığım için hem seviniyorum hem bu beni daha çok motive ediyor. Bu haberle birlikte İşitme Engelliler haber bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın. Sayın seyirciler, satır başının da sonuna gelmiş olduk. Biz güne yansıyan gelişmelerin ayrıntılarını aktarmak üzere yarın yine saatler onu gösterdiğinde TRT Haber ekranlarında sizleri bekliyor olacağız. Yayınımız Dünyamız Detay'la devam ediyor. Hoşçakalın.